Merhaba, Zeynep Ürbaş ben. Koç Okulu'nda kurumsal iletişim müdürü olarak çalışıyorum. Aslında reklamcıyım, ondan önce antropologum. Hem Türkiye'de hem yurt dışında okudum. 2002 yılından beri de Türkiye'de yaşıyorum. Aslında yaptığımız iş çok net ve şeffaf bir şey. Doğru mesajları, doğru paydaşlara dürüst ve açık bir şekilde iletmek. Ama bunun içine bu mesajları nasıl iletmek kurgusu girdiğinde bunu etkinliklerle de bir mesaj iletebiliyorsunuz. Bastığınız dergilerle de iletebiliyorsunuz. Sosyal medyada, web sitesiydi, bunun aracılığıyla da iletebiliyorsunuz. Ama esas hani hep temelinde kurguladığımız ve düşündüğümüz şey okulun belirli mesajlarını doğru insanlara, doğru paydaşlara çok şeffaf bir şekilde iletmek. Aslında bu da bir öğrenme süreci. Gönüllü olmak ve gönüllü olmak ne demeyi anlamak da bir öğrenme süreci. Benim için de böyle bir süreçti zaten. Mesela şu değil, yaz geldi, kışlık kıyafetlerimi al Zeynep, şuraya götür. Bu gönüllülük değil, bu hayırseverlik, iyi bir şey, kötü bir şey de değil. Gönüllülük benim tanımımda daha işin içinde olmakla. Şimdi sizin ok meydanında yaptığınız bir gönüllü işlen, Yarımburgaz'da yaptığınız iş aslında çok farklı oluyor. Ok meydanında kadınlarla mülteci mutfağını kurduk. Orada işte okula giden çocuklara akademik destek veriliyor. İşte sanat işte atölyesi yapılıyor, şey yapılıyor. Ama Yarımburgaz'daki çocuklar yani tek gördükleri formal eğitim bu küçücük derneğin içindeki plastik sandalyelerde oturdukları an. Biz okuma yazma öğretemiyoruz. Öğretmen de değilim ben bu arada. Okuma yazma öğretemem ben ama ne yapabilirim? En azından haftada bir gün beraber oturabilecekleri, Türkiye'li komşu çocuklarıyla beraber anlaşabilecekleri, birbirini tanıyabilecekleri ve o yansımaları sağlayabilecekleri bir ortam yaratmak. Yani en kötü ihtimal müzikli sandalye oyunu oynuyoruz. Müzik açıyoruz, sandalye eksilterek hani beraber oyun oynuyoruz hiçbir şey bulamadığımızda ama o kadar değerli ki onlar için bu. İşte bir arkadaşımız gidiyor fotoğrafçılık kursu veriyor. Bu çocuklar büyüdüğünde düğün fotoğrafçısı olabilir belki. Bağlama kursu yapıyor biri, bir gönüllü geliyor. İşte resim kursu yapanlar var. İşte savunma dersi, işte kendini koruma dersi veren arkadaşlarımız var. Futbol antrenmanları var. Bunlar o kadar sıfır, yani küçük demeyeyim de sıfır parayla ama çok yoğun emekle yapılan şeyler. Esas etkileyici olan işte kendisi de asgari ücretle çalıştığı bir işten erken çıkıp kendi mahallesindeki okula gitmeyen çocuklara destek olmak üzere emek eden insanların yaptığı esas gönüllülük. Bizim gibi bir sürü şeyi üstüne vazife edinen insanların hayatları çok zordur. Çünkü aslında en kolayı görmezden gelmektir. En kolayı kafanı dönüp gitmektir, arkanı dönüp gitmektir. Ama bir şeyi üstüne vazife edinen insanlar da daha fazla olmalı.